arkadaşlar. Tamam. Kuruttur mu bana? Yok, bunlar bereket olarak gönder. Yani bu çiftli şey olduğu için. Ha, bunlar böyle çiftli sen olduğu için olacak. Valiye yakışır diyorsun. Ha. İyi. Peki. Yeni bölgülük. Sonra ne kadar zamanda kuruyor bu? Bu bölgülükten sonra tuzlama işlemi. Diyarbakır'ımızda tarım potansiyeli oldukça yüksek. Malumunuz. Bu manada tabii çok iddialı olduğumuz ve Türkiye ölçeğinde ciddi bir pay sahibi olduğumuz ürünlerimiz var. İşte buğday gibi, pamuk gibi, mısır gibi, mercimek gibi. Gerçekten çok büyük miktarlarda Diyarbakır'ımızda üretiliyor. Ancak son zamanlarda ürün çeşitliliği politikamızın da bir gereği olarak domates üretiminde de epey bir mesafe kat edilmiş. Ve bu yıl özellikle bu kurutulmuş domates anlamında yaklaşık bir 235 bin ton domates rekoltesi bekliyoruz. İşte bunlar kurutulduğunda yaklaşık %10'luk bir kurutulmuş ürün elde ediliyor. Yani 30-35 bin ton civarında kurutulmuş domates elde etmiş olacağız. Bu tabii verimi gittikçe artan bir alan. Yani daha önceki yıllarda dekar başına verim daha azken şimdi son zamanlarda işte zirai mücadeleyle de birlikte daha etkili, verimli üretim gerçekleşiyor ve gittikçe artan miktarı elde etmeye başladık. Bu sevindirici bir şey. Aynı zamanda istihdama da önemli katkı sağlayan bir alan bu. Tabii burada bu kurutulan domates normal güneş ışıklarıyla kurutulduğu için domatesteki mineral kaybı ve benzeri eksiklikler olmuyor. Çok daha kaliteli, lezzetli bir domates, kuru domates elde edilmiş oluyor. Buradan arkadaşlarımız bu kuruttukları malzemeyi tabii İzmir bölgesine götürüyorlar. Orada paketledikten sonra oradan da daha çok yurt dışına ve ağırlıklı olarak da İtalya'ya muhtemelen pizza yapımı için daha çok kullanılıyor. Bunlar ihraç ediliyor. Yani burada üretilen domates İtalya'da bir restoranda bir pizzaya malzeme olarak oradaki lezzet olarak ortaya çıkıyor. İşte domates doğramaya geliyoruz yazları. İkiye bölüp kurutmak için yani. Saat 4'te geliyoruz. Sabahın 4'ünde geliyoruz. Kahvaltıda 9'da bırakıp sonra yine başlayıp 12'de bırakıyoruz. Yine saat akşamın 7.30'u da eve gidiyoruz. Güneşte çalışmak zor oluyor ama mecburuz. Yapacak bir şey yok yani. Ekmek parası sonuçta, yapacak bir şey yok yani. Yani bunu yapmasak ya para kazanacak bir şey yok yani. Her yaz buraya geliyoruz. 7 yıldır çalışıyoruz bu işte ama zor gelmiyor artık yani. Alıştık yani. Domatesleri ortadan ikiye ayırıp kurutuyoruz. Bu işe yani hava sıcak ama yapmak zorundayız, mecburuz. Çünkü yazın çalışacak yer burası zaten. 7 yıldır bu işi yapıyoruz. Artık alıştık yani, pek yormuyor bizi. Bir daha alacağım, bir daha alacağım.